Herkese merhaba arkadaşlar. Hobi Yuvam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki videomda örmüş olduğumuz uyku arkadaşımızın yüzünü işleyeceğiz. Yüzü işlerken kullanacağımız malzemeleri ben hemen söyleyeyim. Boyutu tamamen sizin tercihinize kalmış bir iğne. İğnemize geçirdiğimiz ip kirpiğimizi işlerken kullanacağımız olan ip olacak. Bunun için ben Jim plus'ın kahverengi ipinin böyle katlarına ayrılabilen bir ip tercih ederseniz daha iyi olur. Veya derseniz benim daha bir ince ipim var. Onu da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Benim kullandığım bu şekilde. İğneme geçirdim kolaylık olsun diye daha evvelden. Şimdi arkadaşlar kafa ördüğümüz kafamızın yüzüne yani yüz kısmına ben böyle yerler belirledim. Bu arada yüzü belirlerken tamamen sizin tercihinize bırakıyorum. İsterseniz burayı yüz olarak alırsınız, isterseniz burayı. Ben burada neye dikkat ettim? Şu ipimin bittiği yerin, yani şöyle göstereyim, ipimin bittiği yönün hemen tersi yönündeki yeri yüz olarak kendime seçtim. Bu tamamen dediğim gibi sizin tercihinize bağlı. Burada olabilir, burada olabilir, hiç fark etmez. Şimdi arkadaşlar bu işaretlediğim yerler şurada da gördüğünüz gibi daha sonra burunu yapacağız bu videoda burun da öreceğiz burunu ördüğümüzde şu iki kirpiğin arasındaki boşluğu ben burada ayarladım göz kararı şu iki tane iğnem bu iki başı sim geliyor böyle şu aradaki boşluğum altı ilmek hemen şöyle yakından göstereyim size evet şu birinci baş bu ikinci baş arada 1 2 3 4 5 6 tane ilmek boşluk var bu 6 tane ilmeğin yani şu orta kısma bizim burnumuz denk gelecek o yüzden bu boşluğu ayarladıktan sonra buraların sayılarını vermeme gerek yok kafanız karışır zaten iğne ile dikerken yani kirpiğimizi oluştururken söyleyeceğim ayrıyeten söylemeye gerek yok yani Burada boynumuzun hemen alt tarafından şöyle buradaki yere arkadaşlar geçiş yapıyorum. En sondaki iğnenin olduğu yere yani. Şöyle bunu çıkarmadan evvel şu arasındaki sayıyı söyleyeyim size. Şöyle tığ ile bu en baştaki iğnemizdi. Şöyle ha bu en baştaki iğnemizdi şu sondaki iğne ile arasındaki mesafe 1 2 3 4 5 6 boşluk yani 6 tane ilmek boş bırakıp 7. iğnemi geçirmiştim 2 tane kirpiğin uç kısımlarının arasındaki mesafe 6 ilmek şimdi 6 ilmek aradaki mesafe olan iğnemi çıkardım buradan kirpiğimi işlemek üzere ipi çıkardım. Alttaki ipi birazcık kısa bıraktım. Çok uzun bırakmaya gerek yok. Evet bunu yaptım arkadaşlar. Şimdi bir sonraki iğnenin olduğu yere. Bir sonraki iğne de hemen şöyle yakından yine göstereyim sizlere. Şu ipin çıktığı yer. Hemen sol tarafının hemen sol tarafının bir ikincisi yani aşağı doğru iki, iki sıra geleceğiz. Yine tekrardan gösteriyorum. Şu ipin geçtiği ilmek hemen bu ilmeğin bir tarafına yani bir sol tarafının bir iki aşağısı buradan iğnemi geçiriyorum. Bu ip bu iğnemi de çıkartıyorum. Buradan Evet, buraya geçerken aşağı taraftan da yani iç kısımdan da buradaki iğnenin olduğu yerden çıkacağız. Bu da hemen gördüğünüz gibi girecek gireceğim ilmeğin şöyle göstereyim. Hemen sol tarafı yani aşağısının solu da olabilir. Hiç fark etmez. Sol tarafı, sol alt tarafı hangi kavram size artık hitap ederse buradan bu şekilde çıkartacağım bu iğnemi de buradan alıyorum. Bu şekilde. Evet. Şu an bu şekilde bir şekil çıktı şimdi buradan bu ilmeğe geçip yani buradaki ilmekten geçirip iğnemizi Şuradaki iğneden çıkacağız şöyle göstereyim buradaki iğne de hemen yanındaki çıkarmış olduğum iğne arasında iki, iki sol tarafta yani şöyle söyleyelim Şuradaki ipin çıktığı yerin 1 2 sol tarafında 1 2 yani buradan hemen bu iğnenin olduğu yere geçiş yapıyorum. Bu iğneyi de buradan alıyorum. Evet. Bu şekilde kirpiğimiz böyle oluşacak. Şimdi arkadaşlar, şimdi daha iyi gösterebilirim galiba. Şu sol sağdaki ilmekle bu ilmek arasında bir boşluk var yani. 1 iki sol yanında. Şimdi yine demin şurada yaptığım gibi buraya geliyorum. Buradan şu iğnenin olduğu yerden çıkacağız. Şöyle işaretleyeyim ben. Bu iğneyi alayım buradan. Şimdi size şu en son ipin çıktığı yerle burası arasındaki ilmek sayısını söylüyorum. Arkadaşlar bu ipin çıktığı yer şurası. Bir, iki tane sol tarafa gelip bir üste çıkıyoruz. Bir, şu şu an iğnenin pardon ipin çıktığı yer 1 2 sola geldik bir üste çıkacağız Evet buradan da ipi çıkardık şimdi yine aynı şekilde gerideki yerden yani şuradaki yerden burayı tam hı, buradaki yerden şuraya yani ilk başladığımız ilk işaret koyduğumuz iğnenin yerine buradaki mesafe de şu biten yani az evvel çıkardığım ipin hemen sol tarafının şöyle yakından göstereyim şu ipin çıktığı yer hemen sol tarafının iki üstü arkadaşlar sol tarafın bir iki üstü Hemen buradan şöyle çıkardım. İğnemizi alalım buradan. Evet. Bu şekilde çıkardık. Evet, görünüyor. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde buraya batacağız. Ama yani şurası böyle olacak. Şimdi kirpiklerimizi işleyeceğiz kirpiklerimizin kıvrımlarını daha doğrusu işleyeceğiz. Bunun için de hemen iğne ile batacağım yeri göstereyim. Şu ipin çıktığı yerin hemen şöyle bir iki yanına. Yani aslında arkadaşlar aslında şu iğne ile gireceğiz ya bunun hemen sol tarafından çıkacağız. Böyle düşünelim yani. Şimdi tekrardan gösteriyorum. Bir geriye gelip hemen şu soldan şöyle çıkmış olduk. Evet. Şimdi tekrardan bir önceki geçtiğimiz yerden yine aynı şekilde batırıp şöyle batırıp şimdi diğer kirpiğimizi yapacağız. Kirpiğimizi diğer kirpiğimizi de şu biten yani az evvel ipin çıktığı yerin hemen 1 2 sağ alt çaprazı tekrardan gösteriyorum 1 2 şuraya yani çıkacağız buradan bu şekilde geçirdim bunu çıkartayım artık şunu buradan İpimiz de iğnemizden çıktı bu arada. Evet. Bu ilk ilk kirpiğimizi yaptık. Daha sonra bunu da bu şekilde buradan yapacağız. Her birini yapacağız arkadaşlar. Ben iğnemi ipimi geçireyim. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrardan buraya batıyorum. Buradan sonra şöyle göresin buradan sonra bir sonraki iğnemizin çıkacağı yeri gösteriyorum. Şuradaki ilk girdiğimiz yer vardı ya da şöyle göstereyim. Şu ipin yani en sonki ipin çıktığı ilmeğin hemen sağının bir altını arkadaşlar. Tekrardan gösteriyorum. Bu en son ipin çıktığı yer hemen sağ tarafının bir alt tarafına. Yani şuraya. Buradan ipimizi çıkartacağız. Böyle evet çıkaralım. Hemen yandaki iğnelerimize takılıyor. Evet. Şimdi bir sonraki kirpiğimizin kıvrımını yapalım. Şuraya batırıyorum. Buradan sonra iğnemizin çıkacağı yeri gösteriyorum arkadaşlar bir iki tane sağ tara yani iki sağ ilmek gideceğiz yani aslında şu ilmeğin yani şuradaki yerin hemen bir iki altına şuradan çıkacağız arkadaşlar böyle Evet arkadaşlar daha yakından göstereyim. Bu şekilde. Şimdi iki yanından çıktık. Yani bir iki sağ tarafından çıkardık ipi. Şimdi tekrardan şu kısma batarak şuradaki yere batarak diğer kirpiğimizin kıvrımını yapacağız. Bunun içinde arkadaşlar batacağımız yere hemen gösteriyorum size. Şu en son çıktığımız ipten sonra söylüyorum hemen. Buradan sonra arkadaşlar iki tane sağ gideceğiz. Yani bir, iki sağ geldik. iki sağın hemen üstü, yani şuraya, buraya iğnemizi buradan çıkartacağız. Evet, şu şekilde. Evet. Şimdi diğer kıvrımımıza da geçiyorum. Yine aynı şekilde şuradaki yere batıyoruz. Daha sonra sonki kıvrımımız şu ipin çıktığı yerden sonra hesaplıyorum arkadaşlar. Hemen bir sağına bu ipin hemen bir sağının iki tane üstüne çıkacağız. Bir, iki. Yani şurası. Tekrardan gösteriyorum. Şu ipin çıktığı yerin hemen bir sağının 2 üstü arkadaşlar. 1 2 şuraya. Buradan şöyle bakalım. Sol elle yapamadım. Şu şekilde. Ha, evet. Yakından göstereyim. Bir sağının iki üstü. Buradan da çıkardık iğnemizi. Şimdi şuradaki son kirpiğimiz kaldı. Buradan batıyoruz arkadaşlar. Hemen şuradaki en baştan çıkış yapacağım. Diğer kirpiyi işleyebilmek için. Evet, şu an buradan çıkıyorum. Bunu da çıkarmış oldum. Evet, bu şekilde gözümüzü işledim. Yine aynı işlem arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Evet burada sayılar daha net belli oluyor. Buradaki aynı işlediğimiz simetrik olarak bu tarafa işleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kirpikleri simetrik bir şekilde işledim. Boyundan girmiştik zaten kahverengi iplerle. Şimdi boyundaki ipleri birbirine böyle bağladım. Çok sıkmıyoruz. Bir makasla da hemen geri kalan kahverengi ipimi kesiyorum kirpiklerimiz bu şekildeydi şimdi burnumuzu örmeye başlayalım arkadaşlar ördükten sonra burnumuzu da dikelim ve kafayı şimdilik bitirelim ben burnu yine aynı ipimle öreceğim yani gövdeyi kolu ördüğüm ipimle Burun için arkadaşlar sihirli halka içerisine şöyle sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6 bunu kapatıyorum sihirli halkamı evet sihirli halkamı kapattım böyle daha net görünüyordur evet şimdi evet şimdi arkadaşlar ikinci sıradayız ikinci sırada her ilmeğe çift batacağız ilmek sayımızı 12'ye ulaştıracağız her ilmeğe çift batıyoruz Sıra sonunda 12 tane ilmeğimiz olacak. Evet şu an 12 tane ilmeğe ulaştık. Şimdi 3. sıradayız. 3. sırada bir ör, bir arttır yapacağız. 1 tane ördük. 1 tane arttıracağız. Evet bu şekilde arkadaşlar sıra sonunda 18 tane ilmeği ulaşmış olacağız. 18 tane ilmeğe ulaştık. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 4. sıradayız. 4. sırada bir tane arttırıp iki tane düz öreceğiz. Şu an artırmamı yaptım. İki tane düz örüyoruz. Bir arttır, iki düz yani iki tane sık iğne yaparak Sıra sonunda 24 tane ilmeğimiz olacak. Bu şekilde sıra sonunda 24 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi arkadaşlar 5. sıraya geçiyoruz. 5. sırada 3 tane sık iğne, 1 tane artır yapacağız. 3 sık iğne 1 artır yaparak sıra sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Evet, şu an 5. sıramızı da yaptık. 30 tane ilmeğimiz var. Bu 30 tane ilmeği arkadaşlar 2 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. Artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Yani 6. ve 7. sıramızı düz bir şekilde örüp burnumuzu bitireceğiz. Evet, şu an burnumuzu bitirdik. Son durumu bu şekilde. Şimdi arkadaşlar sadece bir tane zincir çekip burnu kafaya dikebilmek için uzunca bir ipi bırakıp işlemimizi bitiriyoruz. Evet şimdi buradaki gibi burnumuzun üzerinde böyle bir küçük bir işlemimiz var. Bu işlemimizi de hemen yapıp Sonra burnumuzu yüzümüze dikeceğiz. Evet arkadaşlar, burnumuzu yüzümüze dikmeden evvel üzerindeki bu işlemeyi yapalım istiyorum. Bunun için yine kirpiklerimizi işlerken kullandığımız ipi bu sefer katlarını ayırmadan arkadaşlar bir iğneye geçirdim. Şimdi şu bitirdiğimiz yer var ya, bura alt tarafa kalacak şekilde arkadaşlar. Şu an evet, şu an tam görünüyor demek istediğim. Böyle aşağıda kalacak şekilde önce şu orta yerden ipimi geçiriyorum. Orta kısım olduğu için orası sihirli halkanın en ortası. Bu yüzden ip oradan geçerken biraz zorlanabilir. Burayı da arkadaşlar şu başlama ipimle bu kahverengi ipimi böyle düğüm yapıyorum. Sonra kahverengi ipimiz o delikten tekrar geri çıkmasın diye bu şekilde bunu buraya sabitlemiş olduk. Şimdi hemen buradaki yaptığımdan da yardım alarak 1, 2, 3, 4, 5. sıraya yani 1, 2, 3, 4, 5. 5. tekrardan sayalım şöyle. 1 2 3 4 5. sıraya. Böyle batırıyoruz. Sonra şuradan hemen sayıyı vereceğim size. Buradan da gö göreyim. 1 2 3 tane kalacak şekilde. Yani Evet. Şu hizanın nasıl buradaki bunun hizasıyla girdiysek aynı şekilde bu hizada da arkadaşlar şurada 1, 2, 3. sırayla dördüncü sıranın hemen arasından çıkıyoruz. Bu şekilde. Evet şu an çok sıkmıyoruz arkadaşlar. Çünkü sıktıkça aşağısı böyle büzüşüyor, sıkışıyor. Evet şu an tekrardan aynı yere gelip yani şöyle aynı yere gelip şu üçgenimsi yapıyı vereceğiz. Şuradaki olduğu gibi bu üçgen yapıyı vereceğiz. Tekrardan aynı yerden giriyoruz. Hemen şöyle göz kararı da ayarlayabilirsiniz. Şöyle buradan üçgen olacak şekilde yani. Şöyle beyaz dikme ipimiz karışmasın. Böyle geçtik. Şimdi tekrardan buradan gelip böyle bu şekilde yine bu kadar mesafe uzaklıktan buraya ayarlayıp buradan çıkacağız arkadaşlar. Tekrardan aynı yere geldim. Burada 1 2 3. ilmeğe batmıştım. 1 2 3. ilmeğe saydım şimdi. Buradan çıkacağım. Evet. Yine aynı şekilde tekrardan buraya gelip buraya tekrardan gelip böyle hemen bir yandan çıkıyorum. Evet. Şimdi buradaki oluşan bu üçgeni arkadaşlar yani şu yapıyı böyle buradan ortadan girip yan buralardan çıkarak hiçbir boşluk kalmayacak şekilde dolduracağım. Evet arkadaşlar şu an böyle birkaç kez dolamama rağmen hani ister istemez şurasında ilmekler olmadığı için böyle bir görüntü bozukluğu yapıyor. Bunu da hemen yeterince doldurduktan sonra şöyle ellerimizle de sıkılaştırabiliriz boşlukları. Şu kalan yeri hemen Burayı em yani böyle örtecek şekilde şuradaki son ilmekten arkaya çıkalım. Bu şekilde. Çok çekiştirmeyelim yoksa kapanmaz boşluklar. Böyle evet. Şu an olmuş durumda. Şimdi buradaki ipimizi şuradaki beyaz iple tekrardan bağlayalım. Bağla, bağlayalım ki sağlam olsun ama bağlarken yine dediğim gibi çok çekiştirmeyelim. Çünkü burunun içi şu an dolmadığı için elyafla en ufak bir çekiştirmeyle şekili bozulabiliyor. Evet. Şu an burnumuz da bitti. Bu şekilde buraya dikeceğiz. Şu iki kirpiğin başlama noktasını zaten altı boşlukla ayarlamıştık. Böyle bu şekilde ortalayacak şekilde bunu yüzümüze dikelim. Bu şekilde arkadaşlar ben bir iğne yardımıyla burnu buraya sabitledim. Şu kirpiklerin başladığı sıranın yani şöyle göstereyim şu sıranın bu sırada dahil 1 2 3. aradan alacak şekilde bunu göz kararı ortalayalım. Dikelim. Ben bu alttan başlayacağım dikmeye. Diktikten sonra arkadaşlar burayı böyle tamamlamaya az kalan bir yerden yani şu kadar bir mesafe kalınca bu aradan ufak ufak elyaf dolduracağım burnumuzun içerisini çünkü böyle bastırınca çukurlaşma olmasın diye. Siz de buna dikkat ederek burnumuzu beraber dikelim. Evet arkadaşlar bahsetmiş olduğum yere kadar geldim ben bu kadar bir boşluk bıraktım. Bu boşluktan birazcık elyaf böyle tığla da olabilir, ucuyla da olabilir. Şuraları böyle dolduracak şekilde çok abartmayacak durumda böyle ekleyeceğim. Sonra dikişimi bitirip yüzümü işlemeyi sonlandıracağım. Evet arkadaşlar şu an burnu bitirdim. Ben içerisine elyaf doldurdum, diktim. Tekrardan boyun kısmından geri çıktım. Buradaki iki ipi bir de böyle sıkıca bağlıyorum burada sıkmanızda herhangi bir sakınca yok ne kadar çok sıkarsanız tabi dikkatli bir şekilde o kadar da sağlama almış olursunuz oyuncağınıza şimdi bu ipi kalan kısmını kesiyorum bunları böyle parçaları içeriye yerleştireceğim Evet kafamızda bu şekilde arkadaşlar beni buraya kadar eğer izlediyseniz ve benimle de beraber örüyorsanız size teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda oyuncağımızın gövdesini ve bu yakasının detayını işleyeceğiz. Daha sonradan kukuleta ve birleşimini yapacağız. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız eğer lütfen takipte kalın arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz lütfen videomu beğenin. Teşekkür ederim eğer buraya kadar yine izlediyseniz. Hoşçakalın.